Sevgili seyirciler, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında Kafkas İslam Ordusu'yla Azerbaycan'ı Rus ve Ermeni işgalinden kurtarma harekatı başlatan Nuri Killigil Paşa'nın Edirne Kapı Şehitliği'ndeki mezarı onarıldı ve tam 67 yıl aradan sonra cenaze namazı kılındı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Evet sevgili seyirciler, ayrılır mı gönül candan, Türkiye Azerbaycan'dan? İşte Bakü'deki Türk şehitliğindeyiz. Sevgili seyirciler, Türkiye ve Azerbaycan şehitlerimiz bile yan yana yatıyor. İşte burası Türk şehitliği. 1918 yılında Karabağ'ı kurtaran Osmanlı ordusunun, Osmanlı'nın coğrafyasının dört bir yanından gelip burada şehit düşen askerlerimizin anısına dikilen bir anıt burası. Bakü'nün en güzel yerinde ve yan tarafta işte Azeri şehitliği. Onlar ise yakın tarihte 1990'da ve 1992'de Karabağ'da ve Rus ordusunun Bakü'yü işgalinde şehit olan Azeri kardeşlerimizin şehitliği. İşte yan yana, koyun koyuna yatıyorlar. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Sevgili seyirciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden her Türk mutlaka oradaki şehitliği ziyaret eder. Ve orada Nuri Paşa'nın adını anmadan edemez. Ben de defalarca o şehitliği bir gazeteci olarak ziyaret ettim. Fakat ne yazık ki Nuri Paşa'nın Edirne Kapı'da bu şehitlikte yattığını bilmiyordum. Benim gibi Türkiye'de hemen hemen hiç kimse bilmiyordu. İşte bir araştırmacı yazar Atilla Oral bunu tam 67 yıl sonra uzun araştırmalarla ortaya çıkardı ve bugün Edirne Kapı Şehitliği'nde tam 67 yıl sonra Bakü Fatihi Nuri Paşa'yı rahmetle anıyoruz ve onun şehitlik yapılan mezarındayız. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Önemli bir vatan hizmeti yaptığınızı düşünüyorum. Bu araştırmayı yapmak nereden aklına geldi? Ne gibi araştırmalar yaptın ve bugünkü bu güzel tablo nasıl ortaya çıktı? Özetler misin? Tabii, kısaca ifade etmek gerekirse ben silah fabrikalarının kuran girişimcilerin biyografilerini araştırıyorum. İmalatı harbi ediyoruz. Bugünkü dilde savunma sanayi kuruluşlarının, evet, tarihini araştırıyoruz. Bu arada Şakir Zümre adlı çok değerli bir girişimcinin hayatını yazdım. Bunların hemen yanı başında Nuri Killigil'in de fabrikası vardı. 200 metre aralıklarla Halis Sütçe'de fabrikası vardı. Nuri Paşa'mızın kıymetli bir adam olduğunu zaten biliyordum araştırırken ama sonra fabrikasının havaya uçması, ardından kendisine büyük haksızlıklar yapıldığını tespit ettim. Ve bu şehittir. Belki bir şeye ihtiyacı var. Bir cenaze namazına, dinen. Her ölen insana ihtiyacı olduğu gibi, evet, ve bir mezar taşına. Dolayısıyla biz 67 yıl sonra Nuri Paşa'mızın burada cenazesini, namazını kıldık. Mezar taşını da diktik. Onun karşısında onun ruhuna dualar okundu, Kur'an okundu. Biz de böyle kahraman bir insanın iki bayrağın da yan yana gelmesi suretiyle, evet, Türk Türkiye ve Azerbaycan bayrakları, güzel bir iş meydana geldiğini hepimiz takdir ettik. Törene Azerbaycan'ın duyarlı milletvekillerinden Ganire Paşayeva da katıldı. Evet Ganire Hanım, gerçekten burada aslında dramatik, tarihimiz için biraz üzüntü verici ama
geç de olsa bulunmuş olması mutluluk veriyor hepimize. Tabii, tabii. Ben duygularınızı öğrenebilir miyim? Biliyor musunuz? Tabii ki güzel duygularım var. Çünkü ben çocukluğumdan bir Sovyet işgalinde yaşadığımız yıllarda biliyorsunuz ne tarih kitaplarında ne diğer kitaplarda izin vermezdiler. Ne Türkiye'nin okumaya izin verirdiler, ne Nuri Paşa'nın, ne Kafkas İslam Ordusu'nu, Türk-Kafkas İslam Ordusu'nu, ama biz hep nenelerimizden, dedelerimizden duyduk. Yani insanlar kalbinde taht kurmuştu o insanlar. Nuri Paşa'nın başkanlığına gelen Kafkas İslam Ordusu'nun şehit olan o kahraman evlatlarının nerede kabri vardıysa hepsine millet sahiplendi. İzin vermedi unutulmaya. Ve Azerbaycan Sovyet işgalinden kurtulup bağımsızlığını tekrar kazandığı zaman Bakü'de Türk şehitliği yaratıldı. Orada Bakü'de şehit olan kardeşlerimiz, büyük kahramanlarımız isim isim oraya yazıldı memleketiyle. Azerbaycan'ın başka bölgelerinde de şehit olanların hemen bölgelerde anıtları dikildi ve Azerbaycan halkı, Azerbaycan Türkleri bir daha gösterdi ki onlar bizim kalbimizde öyle bir taht kurmuş ki yüzyıllar geçse de unutulmaz. Ve bu haber Azerbaycan için de en güzel haber oldu. Nur içinde yatsın. Nuri Paşa'mız da, bütün o kahraman şehitlerimiz de ve bugün de Azerbaycan ve Türkiye'miz için şehit olan bütün şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. Teşekkür ederim.